sabit dedik. Şimdi köyün içinden böyle bir geçelim inşallah. Gerçekten bu sene muhteşem.
Şebani Leyla. Burası köyümüzün otelinin olduğu yer, yani köyün başı. Burası Haros. Haros ne demek? Nadas'a bırakılan tarlaya Haros deniliyor. İşte yabani lavantalar açmış bol bol. Tabii müthiş fotojenik bir ortam oluşmuş durumda. Müthiş bir koku var şu an. Tabii keşke bu kokuyu da nakledebilsem, yani görüntü nakli olduğu gibi o kokuyu da siz de hissedebilseniz. Gerçekten muhteşem.
muhteşem bir manzara söz konusu. Evet, Halis Topkaya ve Gökhan Topkaya'nın evi gerçekten çok güzel yapılmış. O ilerisi sizin oturduğunuz yer. Çekebilir miyim? Geleyim. Çok güzel, çok şirin bir ev gerçekten. Şöyle uzaktan. Burak, niye? Neden? Ne olup davranın? Topkayalar bizim halazadelerimiz oluyor. Biliyor musun bunu? Gözüne ne oldu hayrola? Doktor ne dedi? Büyük geçmiş olsun. Buraya ahır yapıyorsunuz galiba. Evet, ne zaman bitecek inşallah? Ha, inşallah. Burayı çok güzel yapmışlar ya. Şey olarak, mimari olarak da çok iyi. Var mı yaşayan burada? Gerçekten. Şey, Navakkale. Nereye taşın? Fransızlar yaptı. Buraya Fransız kaldılar. Güzel espri. Şu şey çok güzel. Evet. Bu şey, sizin gıcıtken diyorsunuz ısırgan. Isırgan otu. Onun çiçeği de kansere karşı birebir bu. Gerçekten bol bol var burada. Öyle mi? Evet. Burası eski pompa binası. Arkadaki. Karaltı ailesinin oturduğu yer. Buraya da daha sonra detaylı bir çekim yapacağım. Gerçekten bu sene muhteşem bir doğa söz konusu burada. Musak içeri nevi. Şimdi şimdilik mesela. Hey.
şu şeyin tepesindeki sığırcık bir türüymüş. Ama bizim köyde buralarda ilk kez görünüyor. Öyle mi? Hoş geldiniz. Bence en güzel arkada oturuyor. Evet, bu sığırcık kuşları alaca kargaya benziyor ama sığırcık kuşuymuş. Biraz daha yakına getirebilir miyiz? Şurada. Evet. Şuraya baksanıza, yani şeyin bahçenin içi olduğu gibi çiçeklerle dolu bezeli. Çocuklar parkta oynuyor. Mami? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Ben bu okulda okudum, biliyor musun? İlkokulu burada okudum. İlkokulu burada okudum ben. Onlar kim? Tanımıyorsun. Efendim. Ziyarete gideceğim, büyükleri ziyarete. Ne haber çocuklar? Bağ yaprakları bunlar. Ne yapıyorsunuz? Evet, burası çiftçilerin hayatı. Tabii şimdi artık kimse yaşamıyor. Birhaneye dönmüş. Çocukluğumda çok net hatırlıyorum. Buralar çok şendi. Şimdi maalesef böyle. Lilfer ablanın yeriydi. Yıkıldı, döküldü falan hepsi. Rahmetli Abdul dayının mekanı. O da bu sene vefat etti.
Evet. Gitgide daha da boşalıyor köy. Arabam hemen burada. Beyaz dayıların hayatı, burada kimse kalmadı artık. Daha yeşil bir köy. Herkes ağ çekiyor artık. Muhammed'in oturduğu ev. Açık. Burada benim oğlumlar 13 yaşına kadar Kursun tükenmez amcanın evi. Erkizar ablanın evi. Rahmetli olan abimleri.
Asker amcanın kahvesi. Şimdi çok güzel yaptılar. Karaboğa ailesinin evi. Bereketli olsun. Hoş gördük. Uğrayacağım inşallah. Tamam. Yavaş yavaş gidelim. Köyün otelinin odasından gidiyoruz. Ablan oğlu Sedat da gelmiş. Oraya gidiyoruz şimdi. Tekerde bir şey mi var? Hakikaten ses çıkartıyor. Durayım bakalım. Ya zaten duracaksın birazdan. Sağa döndürüm birazdan. Şuradan. Şuradan mı? Aha, şuradan. Yol yok böyle. Dur onu şey yapma sen.
Sohbettir istersen inelim. Hoş geldin. O benim kardeşim. İsmail'in kız kardeşi. Elvan ablanın malikanesi. Fotoğrafı da bitmiş. Şeyi de güzel, bahçesi de güzel. Özgen Beşli kim? Fotoğraf sanatçısı. Tanıyorsun? Evet, arkadaşım. O sana 65, 65 yaşında bir arkadaşım. 65 yaşında ve böyle bir güzel bir şey yapmış. Marangozluktan emekli olduktan sonra fotoğrafçılığa başladı. Resimciliğe yani daha doğru. Resim. Evet. Resim sanatı. Birçok uluslararası. Evet. İşte Amerikan kapı. Görüyor musun? Bizim zamanımızda ne ezerdir? Hayırlı uğurlu olsun. Bak bu el işleme. Bak bu el işleme işte. El işi gözün. Çok şükür tablo olsun. Bu da senin. Tablo. Çocuklara hediye etmek için getirdim. Yani. Ya getirsene şöyle. Yaylada çekmişler. Yaylada çekmişler. Şimdi şey var. Şuraya koy. Şuraya koy. Ha. Evet. Murat Akbörek oğlu. İkisi. Evet. Muhammed Uyanır'ın kızı ve oğlu. Evet. Sakın unutun. Kızı. Sakın ne zaman çektin? 2021. Aa yani evet, geçen evet. Yıl. Geçen yıl. Aa evet. Yani ama çok hoş. Çok hoş. Işık vuruyor ya. Bir yere koysam. Fotoğrafçıya. Biraz daha küçültüyorum. Şöyle iyi. O çok güzel. Evet. Onlar mı getirecek? Bitti mi ev Sedat? Ha? Ne kadar mal oldu şu ana kadar? Ceza da dahil. Öpüp başbakayım. 750 bini buldum. Ceza da. Triplex gerçekten. Ha. Ne oraya ne koydunuz ki? HGS mi? HGS değil bence, TGS. Toprak yer. Geçiş sistemi. Bunu, bunu sen yaptın değil mi? Hı-hı. Bu şekil? Evet, adadaki, adadaki ev için. Korkunç olacak. Ama oraya keşke bir şey yapmasalardı ya. Orada çok güzeldi. İşte o yandaki şey olmayacak. Görsellik gitti mesela. O sonradan niye ona? Şey görselindeyiz adam şimdi. O tarafa baktı. Onu ne olarak düşündüler ki? Yani gel gelince soralım. Ha? Gaz damı mı? Şey de engeller şeyi, manzarayı. Bu tarafa bu kadar yüksek yapmayacaklardı. Değil mi duvarı? Değil mi?
burayı yaparak. Sedat, bu eklentiyi niye yaptınız? Ne görev yapacak bu? Gazlama. Burayı niye yaptınız diyorum. Çeşit yemek, pete vesaire dışarıda fırın gibi bir şey. Dış mutfak diyelim. Evet. Şeyi bozmuş ama. Evet. Siz demediniz mi anne bozar diye? Ben dedim bu ne? Bunun o tarafı olmuş. Yani şöyle evin kendi yapısını tabii bozan bir görüntü oluşturmuş ama nihayetinde annemizdir. Ne derse odur diyor. İki tane mi kapısı var? Evet. Mimari çok şey. Yukarıda odalar olacak değil mi? Olacak. Burası merdiven olacak. Yani iki odası var. Daha sonra sağ tarafa idare iki oda daha ekleyecek projede. Burasını ilk baş mutfak olarak düşündük. Daha sonra sonrasında tekrar değiştirdik yani. Henüz daha netleştirdik. Evet, burası bir oda. Burası bir oda. Burasını çocuk odası olarak düşündük. Daha sonra çocuk çok olunca bu taraf mı mutfak, bu taraf mı mutfak? İşte bir tereddüte kaldı. Burası işte korku, tuvalet, banyo kurulu. Efendim abi. Aleyküm selam abi. Bu sırada banyo. Banyosu. Burada tuvalet. Tamam ben. Bitecek ben, mi bu sene? Tamam ben geliyorum. Ben geldim. S'de değil mi? Ne beğendin orayı? Tamam. Tamam Levent, sen çık o zaman. Gel. Tamam. Sedat. Evet, İsmail'le bu mevkinin adı neydi? Öyle mi? En fazla yağmur yağışını aldı. Evet. Ne diyor? Sen iş...
yakaladı. Sizi konuşturalım o zaman biraz. İsim soy isim? Tükezziban, pas tutmaz. Zekeriya dayının eşisiniz. Bizim köylü müsünüz, başka köyden mi geldi? Kimin kızısınız? Ha, Allah rahmet eylesin, evet. Evet, Hikmet abinin ablasısınız. Evet, Allah rahmet eylesin. Babanızı hatırlıyorum. Evet, hatırlıyorum. Allah rahmet eylesin. Tazegül'ün halasısınız. Tazegül. Ben onunla okudum. Tazegül benim ilkokul arkadaşım. Allah hepsine yar ve yardımcı olsun inşallah. Geldi, annem de geldi. Otelde kalıyoruz. Yok yok, bütün kardeşlerim, yengelerim geldi. Evet. Anneniz de bizim köylü, şeyden, Akbulaklardan değil mi? Ha, Taftıkgil'den, evet. Sizin kaç çocuk var? Kaç kız, kaç erkek? Neredeler şimdi onlar? Evet. Yanınızda şu an. Evet, bir de hacı var, evet. İstanbul'da var mı? Evet. Onlara selam gönderin. Evet. Şöyle bu çiçekleri. Selamun aleyküm, kolay gelsin. Serenzal eline vurmuş. Senin halın geldi. Gel canım bacan abi. Hemen halına baksa. Hoş geldin. Hoş geldin. Kapın ağzı gözü ağzı. Abi çok Olcay abi çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederim. Gerçekten sıktı seni ama. Bir de üstü de dönecek aynı şekilde bunun gibi. Evet, evet. Bir vernik falan böyle daha hoş. Çok güzel olacak ya. Ne zaman giriyorsun inşallah, bitiyor her şeyi. Şu anda elmiş hazır. Hoş gördüksün bana abi. Gel ver abi, elmiş hazır. Sıkıntı yok. Ha. Bir tane bir üst düzenleme. Merhaba. Dedim ki, dedim böyle şey. Dedim ki, dedim ki, dedim ki, dedim ki, dedim ki, dedim ki, dedim ağzını çayla doğru yapar. Dediler ki yok. Evlerin böyle böyle sinerler. Dedim ki yok ya, dedim öyle şey olur mu? Hiç evler olur. Çok çok güzel abi. Çok güzel. Harika olmuş. Balkonu geniş tuttum. Ben de geniş yaptım balkonu. Baksana anama Allah'ım. Karan yırttı. Gerçi gerçi bitiremedim. Buraya şu ana kadar kaça mal oldu vallahi sana? Vallahi. Tahminim 380'i falan buldu. Evet. Bu sene yapmaya kalkarsan 600'ü buldu. Benimki 700'ü buldu. Ama çoğusunu kendiniz yaptınız tabii. Tabii işçilik olarak. İşçilik olarak kendiniz yaptınız buraya. Evet. İşçiliğe para versen doğru değil. Evet. Suman abiyi çok çalıştırmayın ha. O şimdi kanaat önderi. O yüzden ona su dokunmayın.
Nasılsa ilk onun sayesinde olacak. Evet, evet. Yapmış yani, suyumuzu ters. Ya oraya alafranga koyarsın. Alafranga olacak. Tamam, o bir tarafta olacak, o bir tarafta. Bura bir yatak odası. Yatak odası, çocuk odası. Bu salon. Evet. İyi abi, içini bitirmişsin, kalıyorsun içinde. Bitti, yok bitti. Burası da mutfağımız. Mutfak, evet. Mutfak geniş. Evet, güzel. Çayın ortasını gör ya, sen hoş. Aha. Bir tane... Ölüler hissetmiyor. Görüyor musun? Şuraya baksanıza ya. Muhteşem ya. Vallahi muhteşem. Fatma Paraltı. Ali Paraltı. Fazla halanın mezarı. Bu nasıl süpürge olmuş ya öyle? Nusrettin Ergin. Tarafa gelin. Bizde yılan yok Levent. Levent şuraya gelsene, şu çiçeğe baksana. Şu. Görüyor musun? İşte. Şuraya bak. Bak hiç doğal bir şekilde bitmiş ha o şey. Özellikle ekilme falan yok yani. Evet. Biraz ileride, ileride. Bak diğer buralarda, buna göre o da var. Da buralarda, buralarda. Çökmüş bak o. Kim o? Ha şey ya, evet. Ya şey daha Vekil Daygil'in babası. Babası.
O adam öldü benim aklıma. Hı. Nasıl kaçtı? Hasan, evet. İşte zaten sel felaketinde diyorlar ama sel felaketi değil. Bu tarafta. Ya şurada işte ya. Tamam. Güzelliğe bak ya. Allah Allah. Ya bu taraftaydılar onlar. Burası da şey, ha evet. Ha. Ağca Bulut. Gerçek ismini yazmamışlar. Peri. Gevhet yenge İzzet amcamla 10 yaş büyük gözüküyor. Ha. Devam edeceğiz abla, yine aynı şeyden ama. Yok, hayır. Hadi gidelim. Uzaktan da dua etsen ulaşır abla. Hüseyin kızı Fatma Kaya. Bu kim ya? Yok. Onların babası değil mi sen? Hüseyin kızı Fatma Kaya. Kenan amcam da senin amcamların oradaydı. Ha, evet. Yaz kalan. Bu tek başına o evi kimin acaba ya? Yapmışlar bu yerde. Eyvallah. Ha, şeyden, paraltılardan.